Ben de sana söz verdim, cenneti vereceğim. Hiç benim bu sözümden cayma ihtimalim zerre kadar var mıdır? Yok. Peki, dünyanın en güvenilir adamı da olsa, senet yapsa, şey yapsa, yazsa, video çekse, imzalarsa, canlı yayında imzalasa, bunun sana kazık atma, sözünü bozma imkanı var mıdır? Var. Herkesin var. İstemese bile zor oyunu bozar veya ölür veya Alzheimer olur veya efendim aklı gider. Delirir. E sen şimdi Allah Teala buyuruyor ki insanların işlerine güveniyorsun da benim gibi Allah'a mı güvenmiyorsun da İslam'ı yaşamıyorsun? İbrahim Ethem Hazretleri bir camiye geldi buralarda, Antakya tarafında falan. Akşamı kıldı, yatsıyı kıldı. Yatsı bitince imam geldi. Dedi, sen tanımadım dedi, buralardan değilsin herhalde. Evet dedim, sahabim dedi. Ya dedi, bir şeyler yemek falan bir şey ihtiyacı var mı? Dedi, yok dedi. Ama dedi, şimdi burada dedi, seni kimse arayıp da gelip de sana yemek vermez dedi. Aç kalırsın dedi. Ondan sonra hasta olursun, bir şey olursun, ben mesuliyet kabul etmem. Onun için dedi, ben camiyi kapatıyorum. Camide yatma. Ondan sonra çık dışarıda, nereye gidiyorsan git. Ben de ondan sonra camide adam kalmış, ya açtırsın, açıktırsın. Sabah cenazen çıktı, ben ne cevap vereceğim dedi. İbrahim Ethem Hazretleri de aklına gel. Gelirken orada bir fırıncıya uğramış. Fırıncı da Yahudiymiş. Ona demiş ki, ben sana demiş, iki tane pide gönderirim günlük demiş. Küçük şeyler tabii. Gönderirim demiş. İbrahim Ethem Hazretleri ne bir şey istemiş, ne bir şey demiş, bir şey demem. Sonra o imama dedi, imam dedi ki ona, ya dedi mübarek, sen şimdi dedi, dışarı çıksan da, efendim, yesen içsen, ihtiyaçlarını gidersen, sonra camiye gelsen daha iyi olur. İbrahim Ethem Hazretleri de dedi ki, şurada bir Yahudi var, bana her gün iki tane pide verme sözü verdi. Onun için ben rahat oturuyorum dedi. Deyince imam dedi ki, tamam o zaman ya dedi, o söz verdiyse verir dedi. İbrahim Ethem Hazretleri de döndü dedi ki, ey imam efendi, sen de dedi, beş vakit namazda Allah ile kullarının arasında sefaret görevi, elçilik görevi yapmak üzere imamlığa geçeceğine, sen de bu işi terk et de, git dışarıda Yahudinin onun bunun yanında çalış, daha iyi olur dedi. Yani Yahudi bana ekmek verecek deyince tamam o zaman diyor, Allah bana cennet verecek deyince ne zaman acaba iman böyle şeylerle bağdaşmaz? Allah'tan daha çok sözünde duran kim olabilir? İşte dünyasını, ahiretini, malını, canını Allah'a satanlar büyük bir akde girmiştir. Alışverişi bitmiştir. Allah da ona cenneti satmıştır. Ve Allah'tan daha çok sözde duran yoktur. Festebşirû. O halde sevinin. Müjdelenin. Bibeyyakum lezî bâyâtum bi. Ey sahabe-i kiram, ey tâb-i nizam, ey mücahitler, ey Kassam Tugayları, ey Gazze mücahitleri, sevinin, müjdeler olsun. Alışverişiniz mübarek olsun. Canları veriyorsunuz, cenneti alıyorsunuz. Ne mutlu size. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ En büyük kurtuluş, en büyük nailiyet, sonsuz hayat, diz boyu nimet, 60 dünya kadar cennetler sizlere mübarek olsun. Yeyin için heniyen leküm, afiyet olsun. Ya siz kazandınız, bizim ne olacağımız belli değil. Onun için biz daha fazla kendimize dua edelim. Allah bizi hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Gazze şuurunu idrak nasip eylesin. Amin.